Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde SolidWorks 2021 programında düz yuva komutunu detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Geldim bir tane SolidWorks belgesi açıyorum. İki kere tıkladım parçaya. Açılan pencerede düzlemlerimden ön düzleme sağ tıklayıp çizim diyorum. Böylelikle ekranda komutumu aktif hale getirebilirim. Düz yuvaya tıkladığımda İki tane seçenek geliyor burada. Bunlar ölçülendirme ekleme ile alakalı. Merkezden merkeze ölçülendiriyor. Bu da toplam uzunluk olarak ölçülendiriyor. Bunları bir bakalım nasıl bir şeymiş. Başlangıç, bitiş ve yüksekliğine giriyorum. Otomatik olarak işte buraya 120 diyelim. Burayı da 60 diyelim. Bunu da şöyle çakışık yapalım orijinle. Evet, ilk yuvamızı yaptık. Bakın tam tanımlı. İkinci yuvamızı yapalım şimdi. Yine düz yuva mantığını kullanarak ikinci yuvadan kastım ölçülendirmeden bahsediyorum. Diğer komutları yine ayrı ayrı videoyla anlatacağım. Bakın burada seçiyorum. Başlangıç, bitiş ve genişlik. Şimdi mesela burayı da 120 yapalım. Burayı da 60 yapalım. İkisinden farkı ne arkadaşlar? Bu yuva yatay bir yuva, bu yuva açılı bir yuva. Bunun açısı kaç? Hemen buraya bir açı yazalım. 30 derece olsun. Sonra bunun merkez noktasıyla orijin arasında bir dikey ilişkisi kuralım. Son olarak da yine şu merkez noktasıyla bu kabanın yüksekliğini de 50 yazalım. Böylelikle çizimlerimiz yani düz yuvalarımızın hepsi gördüğünüz gibi tam tanımlı oldu. F tuşuyla ekrana sığdırıyoruz. Düz yuva ile ilgili öğreteceklerimiz bu şekilde. Diğer yuva yöntemine bir sonraki eğitim videosunda geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.